Metin 1, Ymir tarafından 2000 senesinde geliştirilmişti. O dönemde dünyanın öbür ucunda, yani Asya'da inanılmaz popüler olsa da ülkemizde bu oyunu duymuş kişi sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Ardından 2004 senesinde Metin 2 çıkartıldı. Senin, benim ve daha bu videoyu izleyen binlerce kişinin daha çocukluğu işte bu oyunda geçti. 2010'lu yılların oyun sektörünün kesişim noktası olan Metin 2'nin popüler olduğu dönemde herkesin aklında bir soru vardı. Metin 3 çıkartılacak mı? 2009'dan günümüze onlarca forumda konusu açıldı bu sorunun ve insanlar gerçekten büyük beklenti içindeydi. Metin 3'ün çıkartılacağı söyleniyordu. Bense bu sorunun cevabını bulmak istiyordum ve araştırmaya başladım. Gelin sizi Metin 3'ün hikayesine ortak edeyim. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Bu videonun destekçisi MSI'ye teşekkür ederim. Bana yolladıkları tüm ürünlerin detaylarına videonun sonunda değineceğim. Öncelikle Metin serisinin yaratıcı firması olan Ymir'in Wiki hesabına girdim ve detayları incelemeye başladım. 2011 senesinde Webzen adındaki firmaya şirketin tamamı satılmış ve artık Ymir ismi tamamen kaybolmuştu. Webzen'e satılmadan önce Ymir'in yazdığı bloglara ve yapılan röportajlara baktım. Ancak buna rağmen Metin 3 ile alakalı hiçbir açıklama bulamadım. Şirket ve şirketin internet sitesi o kadar eskiydi ki Metin serisiyle alakalı herhangi bir oyun bilgisi bulmak çok zordu. Sonrasında Ymir'in Wiki hesabının en altında şirket mottosunun Doğu ve Batı'nın eğlenceli hikayelerini sunan gerçek bir hikaye anlatıcısı olmak, piyasaya uygun ve nitelikli içerikler üreten usta bir geliştirici olmak, kullanıcı etkileşimi ve sanal topluluk platformunun genişlemesine öncü olmak şeklinde olduğunu görmüştüm. Şirket Metin serisiyle bir hikaye anlatmak istiyordu. Ben de hemen gerçekten Metin serisine yazılmış bir hikaye var mı diye araştırmaya başladım. Daha sonrasında forumları taradım ve Metin serisi hakkında detaylara göz atarken bir yazıda Furkan 1864 isminde bir kullanıcının yazdığı şu başlığı gördüm. Hikayenin başlığında Metin serisinin hikayesi 1-2 soru işareti şeklinde bir şey yazıyordu. Forumdaki çocuk Metin serisinin hikayesini şöyle anlatmıştı. Naipan adındaki kıtaya düşen 8 metin taşının dünyaya yaydığı kötülüklerle başlıyordu her şey. Neyse ki bu 8 metin taşı o dönemin kahramanları tarafından kırıldı ve bu kahramanlar o dönem kendi krallıklarının başına geçmişlerdi. Ancak bu 8 kahraman kendi aralarında büyük bir üstünlük savaşına tutuştu ve Metin 1'in hikayesi bu noktada son buldu. Yani o başta anlattığım Metin 1'in hikayesi tamamen bundan oluşuyor. Devamındaysa Ymir Entertainment Metin 2 adındaki 3 boyutlu yeni MMORPG'sini çıkarttı ve bu oyunun hikayesi de kısaca şunları anlattı. Metin 1'deki savaşı kazanan kahraman Lee Soap'tu ve bu adam krallığını 170 yıl boyunca refah içinde yönetti. Bu gördüğünüz Metin 2 haritası krallığın ta kendisi. Ayrıca Metin 1 arşivinden çıkarttığım kıta görsellerinde tahmini olarak krallıklar tam şu bölgede bulunuyor. Ancak günün birinde Lee Soap'un krallığına gizemli ve kıtaya çakılmış en kötücül metin taşı düşüyor ve Naipan kıtasının tamamındaki hayvanlar ve toplumlar bilinçlerini kaybedip deliriyorlar. Bu şeytani metinin etrafında bulunan topraklar çoraklaşıyor ve kıtlık başlıyor. Bu korkunç olaydan sonra yönetim bölünmeye başlıyor. Lee Soap ise tüm gücünü toplayıp kıtayı kurtarmak adına tüm Naipan kıtasını istila eden bu gizemli güce saldırmak için o dönemin en büyük ordusunu kuruyor. İşte Metin 2'nin hikayesi ordunun hazırlığını bitirdiği ve savaşa çıkacağı sırada son buluyor. İblis adını verdikleri bu metin taşı kırılıyor mu yoksa Lee Soap yeniliyor mu hiçbir fikrimiz yok. İşte forumdaki kullanıcı bu hikayeyi anlatarak 3. oyunun geleceğini söylemişti ve bunu 2009 senesinde paylaşmıştı. Şimdi bu forumda paylaşılan hikayeyi doğrulamam gerekiyordu. Bu yüzden Ymir'in internet sitesine girmeye çalıştım ancak 2017 senesinde domain açığa alınmıştı. Yani siteye erişmek mümkün değildi. Bu yüzden web arşivi kullandım ve eski senelerin kayıtlarına ulaştım. Kapatılan domain ymirgames.com'du. Bu linki arattım ve Ymir'in sitesinin 2009'da yedeklendiğini buldum ve giriş yaptım. Bu siteyi incelediğimde iki oyunun da hikayesi tam olarak önümde yazıyordu. Yani çocuğun anlattığı hikayeler site tarafından doğrulanmıştı. Ayrıca resmi sitede 2004'te yayınlanan yazılarda Metin 2'nin devam oyunu olduğunu şu yazı açıkça kanıtlıyordu. Daha sonra web arşivin tüm kayıtlarına baktım ancak Ymir Entertainment internet sitesi konusunda bayağı amatör çalışmış ve sitesine devamlı güncelleme yazıları atmamışlar. Biraz daha gezindim ama daha fazla bilgiye ulaşamadım. Son olarak siteden çıkarken altta iletişim kısmına tıkladım ve orada gereksiz bir detaya denk geldim ama ilgimi çekti, sizinle de paylaşayım dedim. Ymir Entertainment'ın o dönemki binasının konumunu gösteren şu Google Map haritasını gördüm. Ve 2009 senesinde oyunun en popüler olduğu dönemlerde Google Map yedekleme almış. Yani eğer 2009'da Metin 2 oynuyorsanız şu anda gördüğünüz resimde o insanlar siz oynarken oyunu geliştirmeye devam ediyorlar.
2012 senesine geldiğimizde Ymir ve Webzen ortak bir açıklama yaptı ve artık iki şirket birlikte çalışacaktı. Ayrıca Ymir'in ismi Webzen Ymir Games olarak değiştirildi. Bu olayın ardından Metin 2'ye hızlıca birçok güncelleme geldi ve oyun tekrardan şaha kalktı. Metin 2 için durumları düzelten Ymir, Webzen'le birlikte güçlendi ve yeni Metin oyununu yapabileceklerini düşündüler. Bu sırada az beğenili Facebook sayfalarından Metin 2 karakterlerine ait olmayan konsept tasarımları paylaşmaya başladılar ve şu anda ekranda gördüklerinizin tamamı Metin 2'ye ait olmayan yeni canavarlar ve bossları içeren konsept tasarımlar. Bu tasarımlardaki yaratıklara verilen isimler Metin evreninden olduğu için o dönemde bir sürü kişi bunların Metin 3'e ait olduğunu anlamıştı. Ki o dönemdeki Metin forumlarında ve Metin 2 sayfalarında bu yeni tasarımlar başlığıyla paylaşılmıştı. Ancak 2013 senesinin sonlarında Webzen yönetimde daha dominant olduğu için Metin 2'yi bir kenara bıraktı ve kendi oyunu olan Mu Online'a odaklandı. Metin 2 tarafı başıboş kaldı ve zaten ilerleyen yıllarda başına ne geldi biliyorsunuz. Yine Entertainment Facebook sayfasından son konsept gönderiyi, yani Metin 3'e ait olduğu düşünülen son güncelleme resmini 2013 senesinin Nisan ayında paylaştı. Günümüzde Metin 2 aynı eskisi gibi. Ufak simya gibi eklemeler dışında hiçbir şey değişmedi. Hatta 10 yıl içinde bu konuda duyulan en büyük haber 2017 senesinde Ymir ve Webzen şirketlerinin CEO'sunun Türkiye'yi ziyaret etmesiydi. Bu ziyarette büyük bir proje konuşuldu ve insanlar bunu Metin 3 zannettiler. Ama sonradan açıklandı tabii, bu Webzen'in farklı bir MMO oyunu içinmiş. Bu ziyaret sırasında Metin 3 başlıklarıyla YouTube üzerinde yayınlanan Inferna ismindeki yeni bir bağımsız MMO'nun tanıtımı yapıldı. Ve bir sürü Metin 2 kanalı bu oyunun videolarından Metin 3 diye bahsetti. Ama oyun o kadar vasattı ki koyulan grafik efektler 20 yıl önce çıkmış Metin 2 ile bile yarışamıyordu. Metin 3 ise, bırakın Metin 3'ü, Metin 2, Metin 1 dahil tüm serinin hiçbir oyununa uzun zamandır hiçbir güncelleme yapılmadı. Hileler içinde çürümeye bırakılan Metin serisi yeni oyununa kavuşamadan toprağa gördü. Ama olsun. Yaptığım bu araştırmada 2009 senesinin dünyasına geri dönmem gerçekten garipti. Özellikle Metin serisinin geliştirici şirketinin bulunduğu sokağa gezmek gerçekten tarif edilemez hissettirdi. Kısaca, Ymir'in forumlarında yazılan Metin serisi hikayelerine ve yapılan tasarımlara göre bu oyunun çıkartılacağı şirket planlamasında neredeyse kesindi. Ama emin olmak için o dönemlerde Ymir'de CEO'luk yapmış olan Sang-Wung Lee ismindeki kişiyle görüştüm. Bana hikayenin büyük bir kısmının doğru olduğunu söyledi. Metin 3'ün planlamalar aksamasaydı yapılacağının haberini verdi. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Öncelikle eski koltuğum neredeyse kullanılamaz hale gelmişti. Ve MSI'dan çok beğendiğim şu koltuğu istedim. Rahatlığına güveniyordum ve yanıltmadı. Gerçekten inanılmaz konforlu bir deneyim sunuyor. Açıkça söylemem gerekirse ben saatlerce video montajı yapıyorum. Yaklaşık 15 saat falan sürüyor her videonun montajı. Ve koltuk gerçekten önemli bir faktör benim için. Böylece rahatlık konusunda benden tam puan aldı diyebilirim. Koltuğa süet ve deri karışımı bir tasarım yapmışlar. MSI'nin ejderha logosuyla birlikte inanılmaz bir görüntü sunuyor. Onun dışında klavyemde yıllar boyunca eskimişti ve bazı tuşları basmıyordu. Ben de hemen MSI abime bana şu klavyeyi verir misiniz dedim ve şu modeli yolladılar. Üzerinden geçen yaklaşık bir haftalık sürede klavyeden oldukça memnunum ve kullanmaya devam edeceğim. Son olarak yolladıkları kulaklık var. Kulağa tamamen oturan, ağır gibi görünse de gerçekten hafifliğiyle beni şaşırtan bir ekipmandı bu. Gaming için tasarlanmış olması ve uzun kullanımda kafamı hiç ağrıtmaması dikkatimi çekti. Ancak benim gibi stüdyo video edit işleriyle uğraşanlar için pek verimlilik sağlamıyor. Dediğim gibi eğer gaming konusunda bir kulaklık arıyorsanız işinizi göreceğinden eminim. MSI abime bana tüm bu ürünleri yolladıkları için teşekkür ediyorum.